Evet arkadaşlar, Aydın Didim Akbük'teyiz. Aydın Didim Akbük'teyiz. Geçen hafta ev tanıtmıştım. O evler satıldı. Şimdi bu evler kaldı 4 milyon. Geçen yıl tekli olanlar vardı. Hemen satıldı. Ondan sonra bunlar o teklerden daha büyük arkadaşlar. Onu arz edeyim. Bu bahçesi evin içinde biraz malzeme de var. Amcamız da burada. Sevgili amcamız. Bu evin bahçesi. Yani benim size arz etmek istediğim 4 milyon Türk lirası olan evin bahçesi. Ev denize ne kadar yakın amca? Amca denize ne kadar yakın? 2 kilometre. 2 kilometre. Amca sen hep buradasın değil mi? Ben temelden beri buradayım. 5 senedir buradayım. 4 senedir. Tamam amca. O zaman biz tanıtmaya başlayalım. Var mı bir isteğin, bir emrin? Canınızın sağlığı. Hadi ellerinden öptüm. Ben bir şey istediğim yok. Burası teras, salon, mutfak burada. Dilenirse buraya bir tenten, bir şapka yapılır. Panjurları da var arkadaşlar. Buraların bahçemiz bu. Evin arkasını da göstereceğiz. Sonra 2 kilometre denize uzak dedik. Efendime söyleyeyim, bu işte hani çevreyi de görün. İşte 4 milyona satılan ev hangisiydi Can? 4'ü bir göster. Onu sunmuştuk arkadaşlar. Geçen hafta bir ailemiz gelmiş. İkisini de almış. Neyse. İkinci işte onlardan biri. Şimdi havuzu da göster sevgili Can babam. Havuz da bu. Sevgili hemşehrim Birol abi, sana da selam. Erzurum'a da selam. Gelirken bana biraz Erzurum getir diyor. Sevgili toprağım da beni aradı. Ben tam video çekiyordum. Ona da konum atacağım. Ve arkadaşlar evimiz bu. Yani bunun hepsi değil. Ama bu ev 4 milyon Türk lirası. Daha önce fiyatı daha uygundu. Ondan sonra denize de 2 kilometre. Malzemeler var. İçeride olsun. Bu bahçe de bizim. Bu bahçe de bizim. Bahçeye doğru geri çevir böyle. 360 derece dönsen geri geri git, topuğun bir yere değmesin. Efendime söyleyeyim. Geri geri gittiğin zaman daha profesyonel oluyor. Aha, geldik geldik geldik. Evimiz bu arkadaşlar. Buraya da aracımızı koyabiliriz. Araç nereden geliyor? Bey amcayı da gördünüz. Ama biz o kapıdan geldiğimizi varsayalım. İnsanlar araçlarını evlerin önüne koyacak. Biz de bu evimize böyle yol alacağız. Daha henüz aidatlar belli değil. Yönetim kurulu oluşmadı. Yönetim korosu diyecektim. Oluşmadı. Çelik kapımız bu. Dilenirse buraya bir labirent oluşturulur. Efendime söyleyeyim, biz mutfak kapısını, amca lambalar yanıyorsa yansın. Kurban oldum. Işıklar, seçenekler beyaz olabiliyor, bir şey olabiliyor. Ama bu ev o teklerden daha büyük. Bu daha büyük onlardan. O da bitişik gibi duruyor ama bu daha büyük. Diğerleri çok ufaktı ya. Ve geldik arkadaşlar. Bu izolasyon malzemesini koymuşlar. Burayı yapan da bizim bir mühendis, bir abimiz. Gel böyle, gel böyle, git tekrar böyle gel. Efendime söyleyeyim, olsun. İlginiz varsa 4 milyon Türk lirasına pazarlık var. Pazarlık var arkadaşlar. 4 milyon Türk lirasından pazarlıklı olan evimiz bu. Şimdi bu camlar hem içeriği aydınlatıyor. Yerler 120'ye 60 ebatlarında graniter, asma tavanları gördünüz. TV ünitesi buraya tasarlanmış. TV ünitesi buraya tasarlanmış. Oralarda koltuklar vesaire gelecek. Efendime söyleyeyim, yol aldık. Ya bu diğerinden çok daha güzelmiş Can. Buzdolabımız bu. Bu mutfak o tekli evlerden. Bu ev daha büyük. Burası buzdolabı. Bura mikrodalga. Bunun üstü işte ne kadar eksik varsa hepsi yapılacak. Yani bu haliyle değil. Genel temizliği yapılacak. Gelip baktığınız zaman kıyıda köşede eksik varsa onlar da aklın kabul ettiği, mantığın gördüğü şekilde yapılacak. Burada bir depo var. Burada da bir ayak yolu var. Evet, gelirken bana biraz Erzurum getir demiş. Burası da ayak yolu arkadaşlar. Şimdi dışını gösterdik, içini gösterdik değil mi? İçini gösterdik. Can da bugün böyle yorulmuş ya, atlar koşuyor Can. Biz eskiden bizim bir yarış atımız vardı. Böyle koşunca yoruluyordu, kuyruğunu kendine vuruyordu. Sen vurma bak. Ve çıktık çıktık. Zemin üstü birinci kata çıktık. Bu ev diğer evden kat kat güzelmiş. Evet. Bura hol arkadaşlar. Oda 1, oda 2, oda 3. Eksikler bitecek. Ve bu banyoyu bir gösterelim. Bu elden çıksın. Elden, avuçtan çıksın. Arkadaşlar burada bir duşakabinimiz var. Klozet var. Taşları gördünüz. Burası da Hilton dolap. Birden elektrik gitmiş gibi oldu. Can, o diğer banyoyu da gösterelim. Banyolar bitsin. Bir banyomuz burada. Aşağıda çamaşır makinesi vardı ya mutfakta. Yani vardı. Burası da bulaşık. Yok, bulaşık aşağıda, çamaşır burada. Ya çamaşır mı bulaşık mı işte, neyse o. Ve geldik. Bu dikey camımız var arkadaşlar. Burada nişler vesaire.
Burası da duş yeri. Camla oksitlendi, silme derdi yok hanımefendiler, ablalar. Çünkü bu camlar bazen oksitleniyor. Ama bu sabit olunca, temizlik sıkıntısı az. Ve odalara geçtik. Oda 1. Oda 1. Diğerlerinde dolaplar vardı. Yerler ahşap desenli parkeler. Oda 1'i gösterdik. Bu oda 1'imiz. Şimdi gel babam. Bu balkonu da göster. Şimdi balkonumuzu da gösterdik. Birinci odayı gösterdik. İki banyoda gösterdik. Salon, açık mutfak gösterdik. Denize 2 kilometre yakınlıkta, aidatlar belli değil dedik. Bu da ikinci oda. İkinci odandan nerelere hakimiz, nereleri görürüz? Bir Can Bey size bir göstersin Bavem'in. Evet, bu da ikinci odanın manzarası. Denize 2 kilometre yürüyüp gidilir. Yani armut piş, ağzıma düş olmaz. Geldik arkadaşlar, bu da üçüncü odamız. 4 milyon Türk lirası pazarlığı var dedik. Gelin görün, öyle yol alalım. İşte insanlarımız haklıdır. Oradan da olsa 3 milyonu var, olur mu? Bence olmaz. Yani öyle de yapmayın. Gelin görün, öyle yol alalım. Kaç dakikadır cam çekiyoruz? 6,5. Şimdi ben pencereleri kapatayım. Biraz daha kameranı gezdir. Bülbül heste eder, figan eyler. Bilmem ne eyler. Şimdi bu odanın panjurunu da, alt katlarda panjur var, üstlerde yok. Üstler üst olduğu için, demek ki biraz hırsızlar uzak olduğu için üstlerde öyle bir tasarı yapmamışlar. Ve iki katlı bir ev. Elektrik panosu şarteli burada, çelik kapımız burada. Efendime söyleyeyim amca, bu ev bitince çok güzel olacak ama. Bu ev o teklilerden çok çok daha güzel. Köşedir bu evler bir de. Zaten bütün evler köşe. Köşe olmayan ev yok ki. Hepsi köşe. İşte arkadaşlar, yani günün birinde bu site yönetimi oluşacak. Ondan sonra ne olacak? Yani aidatlar olacak. Biz biraz böyle gidelim. Onları da göster. Arka orman. Arkada orman. Ormanların efendisi. Şimdi bunlar da bitmiş, hep satılmış. 3 tane kaldı arkadaşlar burada. Tekliler bitti. 3 tane bitişik nizam ev var. Vallahi işte gelin ata binmiş. Beyaz gelinliğini giymiş. Ondan sonra deh demişler. Ya kısmet, böyle attın burasına vuruyorlar, deh. Ondan sonra amca ellerinden öptüm halimin, çavimin. Biliyorsun değil mi halimin ne demek? Biliyor herhalde amca, bilmiyor valla. Amca Karşehirli, nereden bilsin halimini? Evet, geldik. Burası da ormanların efendisi. Sevgili arkadaşlar, bu da ormanlarımız. Sevgili amcamız, büyüğümüz. O da temelden beri ben burada görüyorum. O da onun yeri. Biz de o caddeden geldik. Evi size arz ettik. Evlerin en güzeli sizin olsun. Saygılarımla, iyi günler.